Osmanlı İmparatorluğu'nun göz kamaştırıcı dönemlerinden birinde tahta çıkan 3. Murat, iktidarının zirvesinde olmasına rağmen genellikle lüks ve keyif dolu bir yaşam tarzıyla anılmıştır. Pek çok önemli devlet meselesini başarıyla çözmesine rağmen tek bir sefere dahi çıkmadan hayatı sona ermiş. Sıkça çeşitli zevklere ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen Sultan 3. Murat, savaşlara katılmadan geçen hayatı boyunca bazı çapkınlıklarıyla tanınmış. Videomuzun devamındaysa yüzden fazla çocuk sahibi olan Padişah 3. Murat'ın ilginç hayatını inceleyeceğiz. Sultan 3. Murat'ın çocuk sayısı konusunda çeşitli iddialar bulunsa da bazı kaynaklarda 100-130 arası çocuğu olduğu belirtiliyor. Sultan 3. Murat'ın hayatını kaybettiği zaman bile hala pek çok cariye hamileymiş. Doğan çocuklardan 25 erkek çocuğun ve 19 kız çocuğun adı biliniyor. Diğerleri bebeklik ve çocukluk çağında hayatını kaybetmiş. Öyle ki Sultan 3. Murat'tan sonra tahta çıkan 3. Mehmet 19 kardeşini boğdurtmak zorunda kalmış. Ayrıca 3. Murat'ın vefatından sonra saraya hizmet eden hamile cariyelerin denize atıldığına dair karanlık bir hikaye de anlatılmaktadır. 3. Murat'ın çok sayıda çocuk sahibi olmasının sebepleri arasında annesi Nurbanu Sultan'la eşi Safiye Sultan arasındaki rekabetin etkisi olduğu iddia ediliyor. Nurbanu Sultan, haremdeki gücünü elinde tutmak ve Safiye Sultan'ın oğlu 3. Mehmet'in gözünden düşmesini sağlamak amacıyla bazı entrikalara girişmiş. Bu çekişme yüzünden Nurbanu Sultan hareme dünyanın dört bir yanında cariyeler getirtmiş. Hatta Nurbanu Sultan'ın bu amansız cariye merakı sebebiyle tutsak pazarında fiyatlar 200-300 altından 3000-5000 altına kadar çıkmış. Saraydaysa Yahudi kadın tüccarları ve büyücüler cirit atmaya başlamış. Aynı zamanda bu çekişme dünyanın dört bir yanından genç ve güzel kadınların haremdeki konumlarıyla alakalı bir rekabeti de beraberinde getirmiş. Sultan 3. Murat'ın haremde yaklaşık 500 cariyesi olduğu söyleniyor. Bu iç politika çatışmaları ve harem entrikaları Osmanlı saray tarihinde karmaşık ve çalkantılı bir döneme de işaret ediyor. Sultan 3. Murat'ın aile yaşamı ve çocuk sayısı Osmanlı tarihindeki güçlü ve karmaşık hükümdarlık dönemlerinden birini yansıtıyor. Aslında saraydaki çekişmeyi şuradan da anlayabiliriz. Sultan 3. Murat 11 defa sadrazam, 7 defa Şeyhülislam değişikliği yapmış. Bu dönemde Kanuni döneminden beri sadrazamlık yapan Sokullu Mehmet Paşa'nın da hayatına son verilmiş. 74 yaşında öldürülen Sokullu'nun katili ise konuşturulmadan öldürülmüş. Sokullu Mehmet Paşa'nın öldürülmesi bugün bile gizemi çözülmeyen bir durumdur. Sokullu Mehmet Paşa vefat ettikten sonra 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan devlet yönetimine bile karışacak kadar güçlü hale gelmiş. Özetleyecek olursak Sultan 3. Murat yaklaşık 500 cariyesi, 130 civarında olduğu tahmin edilen çocuklarıyla Osmanlı tarihindeki belirgin karakteriyle ön plana çıkan bir hükümdarmış. Padişahlığı döneminde pek çok önemli devlet işini çözerken savaş meydanlarına adım atmamış olması dikkat çekici bir özelliktir. Ayrıca zengin kültürel mirası ve sanatın desteklenmesi gibi konularda da etkili olmuştur.